Salü, Yunanistan'dan herkese selamlar. Aracımızı çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. El frenimizi de indirelim. Küçük kamerayı ayarladık. Yola çıkmaya hazırız. Haydi Bismillah. Evet dostlar, heyecanlı ve uzun süren Türkiye yolculuğumuzun, sıla yolumuzun son etabındayız. Üçüncü etap. Yunanistan'dayız. Çok şükür geçtik adaya. Sabahın 6'sı falan şu an. Limandayız. Gemiden ayrıldık. Yunanistan topraklarındayız artık. Türkiye'ye doğru yol alıyoruz. Welcome to Recep. Hava sıcaklığımız 17 derece. Sabah olduğu için serin biraz. Dışarısı gerçekten soğuk. Bir de sahil kesimindeyiz. Bayağı da rüzgarlı böyle. Havamız da güzel. Açık, güzel, parçalı bulutlu bir hava hakim. Çok heyecanlandırmıştı beni bu Yunanistan yolları. Nihayet Yunanistan'ın yollarına attık kendimizi. Gemi yolculuğumuz da gayet güzel geçti. Ufak bir fırtına vardı, bir yerde denk geldik, böyle bayağı bir sallandı gemi. Neyse ki uzun sürmedi tabii. Çok şükür sağ salim geldik. Yunanistan yollarındayız. Türkiye'ye varmamıza saatler kaldı. Heyecan dorukta. Bu arada Fransa-Türkiye yolculuğu başlığındaki diğer videolarımı izlemediyseniz onları izleyin. Birinci bölümden başlamanızı tavsiye ederim. 1-2, bu da üçüncü bölüm olacak. Son bölüm. Toplamda 3 bölüm halinde sizlere Fransa-Türkiye yolculuğunu aktarmış olacağım. Kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum, sevinirim. Ayrıca Instagram Kadir Karaman Official hesabımı da takip edebilirseniz, desteklerinizi gösterirseniz sevinirim. Yunanistan etabımıza da limanda, yani İgumenitsa mı ne? O limandan hareket ettik. Sırasıyla Selanik, Kavala, Dede Ağaç, oralardan geçip Türkiye topraklarına ulaşacağız. Evet, burada da gişeler varmış. Üçü de paralı geçiş. Otomatik geçiş olaydı, iyi olacaktı. Neyse, sorun yok. Bu ücret ödemek için duruyorsun, enter'a basıyorsun falan, bunları hiç sevmem. Fransa'daki şeyler gibi bazıları böyle otomatik oluyor. Direkt geldim mi açılıyor. Ama Türkiye'yi tek geçerim. İstanbul'da EGS'lerimiz var. Biliyorsunuz. Direkt roket gibi geçiyorsun. En iyisi. Hiç yavaşlama şeyi derdin yok. Uçuyorsun. Evet. Bu arada Yunanistan haritası SCS'nin değil, ProMods kurduğunuzda gelen bir ülke haritası. ProMods haritasıyla birlikte Yunanistan falan, Romanya, yukarı bölgeler, İsveç, Norveç falan, oralar geliyor. Kirkenes meşhur, o Kirkenes maden yolu. Oralar ProMods'la geliyor. Bir de İspanya falan vardı. Bu kısımlar ProMods'un sunduğu harita bölgeleri. SCS'de yapıyor zaten, geliştiriyor. Şu an en son İspanya Portekiz DLC'si çıktı biliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda da Rusya DLC'si çıkacak. Rusya'yı da gerçekten çok merak ediyorum.
iklimi, yolları çok hoşuma gidiyor benim. O kırık dökük yollar, o efektleri verirlerse gerçekten muhteşem olur. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Ücretimizi de ödedik. Bazı yerlerde dikkatimi çekti. SOS tabelaları falan var. Güzel detaylar. Gerçekten bu SCS son güncellemelerle ve Promotus zaten biliyorsunuz kalite olarak gerçekten iyi. Birebir benzetmeye çalışıyor mümkün olduğunca. SCS'de de aynı durum söz konusu. O da daha güncel, daha böyle gerçekçi haritalar yapıyor ve bunu bizlere sunuyor, paylaşıyor. Evet, Yunanistan yolları gerçekten tır sürmesi zevkli. Burada bir viyadük varmış. Viyadükten de geçiyoruz. Dağlar, bayırlar, upuzun yollar gerçekten güzel. Hız kamerası tabelası var. Dikkatli olalım. Gerçi biz tırız, 90'dan yukarı çıkamıyoruz. Sıkıntı yok bizim için. Şu an Selanik'e doğru gidiyoruz zannedersem. Yunanca'da Thessaloniki mi? İngilizcesi miydi? Öyle bir Thessaloniki yazar. Yunancasını okuyamıyorum zaten. Alfabesi farklı olduğu için. Gerçekten dikkatimi çekiyor. Hani insan da merak ediyor. Farklı diller, farklı coğrafyalar. Evet, bir gişe daha. Burada da aynı Fransa gibi boyuna gişe koymuşlar. Adamlar ne yapsın, gerçekçi olduğu için mecbur bunlar da olacak. Ücretimizi ödeyelim. Haydi. Devam ki. Yanımızda otobüs var. Scania alır bu yarışı. Hadi Scania. Scania affetmez abi. Otobüs motobüs dinlemez. Uçuyoruz, uçuyoruz. Yer taksisi. Tırların taksisi. Şey, pardon. Tırların Ferrari'si, Bugatti'si. Scania gerçekten güzel araç, konforlu, geniş iç hacim, yol tutuşu, rampadaki performansı, bu çekiş gücü, beygir gücü olarak da zirvede şu an. En yükseği Volvo'ydu. Zirvede Volvo vardı. 750 beygirlik FH modeli vardı. Bu geçen senemine Scania elinden aldı o tacı. Yüksek beygir tacını. Scania 770 beygirlik model çıkardı. Piyasaya da sundu. SCS'ye de gelir inşallah. Geldiği an hemen alacağım abi. Affetmeyeceğim. Bu arkamdaki dorse de emanet bir dorse sayılır. Şeye gidecek bu. Sınırı geçtikten sonra Keşan'da bir tane firmaya bırakacağız bu dorseyi. Oradan başkası devralacak. Onun yolu biraz uzun. Normalde ben götürecektim tamamını. Kimseye devretmeden Antalya'ya gidecek bu yük. Bizim de İstanbul'da ev var tabii. Dedim ben biraz istirahat falan edeceğim. Uzun yoldan geliyorum zaten, ta Antalya'ya kadar gidemem dedim. Yükü başka biri devralsın oradan dedik ve bu şekilde
anlaşma sağladık. Yükü Tekirdağ'da Keşan, Edirne Keşan'a teslim edeceğiz. Oradaki firmaya. Sonra biz oradan çıkıp İstanbul'a evimize geçeceğiz. Bir iki gün istirahatten sonra yeni firmamızda işimize başlayacağız. Tırcılığı bırakmıyoruz. Tam gaz devam. Benim için aşk, tırcılık bir sevda. Bu sevdadan kopamıyorum. Millet Ferrari'ye hasta olur, biz tırlara. Hayat böyle. Devran dönüyor. At binenin yol gidenin, töresi bu her düzenin. Devir senin, devran senin. Ye, 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 ye. Kürküm ye, 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 ye. Kürküm ye. Emrah'ın bu şarkısı aklıma geldi. Devir, devran deyince. Öyle arada kaynasın bu şarkı. Sizlere armağan olsun. Sesim güzel midir hiç bilmiyorum vallahi orasını. Öyle içimden geldi söyledim. Bir gişe daha mı var? Evet. Yine mi gişeler? Ringo ringo gişeler. Gişeler değil tabii, o da başka bir şey. Şişelerdi galiba. Biz gişeler diyelim. Evet, ücretimizi ödedik. Gitti paracıklar. Allah'tan euro. Euro'nun çok bir şeyi yok. TL olsaydı, TL'ye çevirdiğinde işin şeyi değişiyor. Oo, Ford Mustang galiba. Sollayalım seni. Sollamaya da izin vermedi. Bak sen. Neyse, canın sağ olsun. Bu arada seviye atladık. Evet. Yolculuğumuz keyifli, güzel geçiyor. Umarım sizin için de öyledir. Keyifle izliyorsundur. Lan dilimiz sürçti. İki kelimeyi bir araya getiremedik vallahi. Zorlandık. Bunlar neden oluyor dersiniz? Ben söyleyeyim. Kitap okumamaktan. Kitap okuyanlar kendilerini belli eder. Daha böyle düzgün konuşabilirler. İletişim becerileri yüksektir. Daha ne desek? Böyle bizim gibi takılmazlar bir şey söylerken. Cümle kurma becerileri yüksektir. Öyle vallahi. Ben de bir zamanlar okuyordum da bıraktık. En son gerçi üniversitede okuyordum. Kişisel gelişim kitapları okuyorum ben. Severim. Kendimi geliştirmek adına hem okuyup kültürleniyoruz hem de kendimize böyle bir şeyler katıyoruz. Güzel oluyor. Çocukken masallar okurduk. Romanlar lisedeyken. Üniversite çağında da kişisel gelişime başladık. Evet, kişilerden çıktık. Ne diyorduk abi? Kişisel gelişim okuyorum. Seviyorum kişisel gelişim kitaplarını. Size de tavsiye ederim. Kendinizi geliştirmek, kişiler katmak istiyorsanız mutlaka okuyun kişisel gelişim. Bu arada Türkiye Bulgaristan tabelasında gördük. Sağdan gidiyoruz. Kişisel gelişim olarak Canten Kaya'nın kitapları var bende. Bir 3-4 kitabı vardı. Etkili İnsan Olmanın İncelikleri ve Beden Dili diye bir kitabı vardı. Onu çok sevmiştim özellikle. Onu okuyordum. Sonra bıraktım. Tamamını okuyamamıştım. Bir kısmını okudum öyle.
güzel yani, tavsiye ederim. Ayrıca Can Tenkaya yazarımızın YouTube kanalı da var. Takip etmenizi de tavsiye ederim. Güzel içerikler paylaşıyor. Sık sık böyle. Güzel, faydalı. Bilgilendirici. Konuşmalar, içerikler sunuyor. Faydalanmanızı, istifade etmenizi tavsiye ederim. Bu arada Fransızca'ya da ara verdik maalesef. Bir ara gayet güzel gidiyordum. Güzel ezberler yapıyordum. Günde bir 10 kelime falan ezberliyordum. Genelde temel cümleler üzerine çalışıyorum. Gayet güzel gidiyorduk ama sonradan bir aksama oldu. Bazen bir hevesle başlıyor insan, sonradan bir şey oluyor. Sonra insan eriniyor da öyle öyle. Ya şey yaptık. En son işte bu aralar başladım yine tekrardan Fransızca öğrenmeye çalışıyorum. Şu an bir 700 kelimeye yakın bilgim var. Fransızca kelime bilgim. Temel bütün şeyleri öğrenmeye çalışacağım. Günlük hayatta kullanabileceğim bütün kelimeleri, cümleleri öğrenmeye çalışacağım. Bakalım. Kullandığım programı da merak ediyorsanız, Memrise diye bir program kullanıyorum. Normalde bildiğim kadarıyla ücretli bir program. Ama ben hileli olarak indirdim. APK'sını bulup ücretli sürümünü ücretsiz olarak satın almış olduk. Crackly gibi düşünün. O şekilde edindik bu programı. Çalışmaya başladım. Gayet memnunum. Program da güzel. Kendini geliştirmek isteyenlere tavsiye ederim. Sadece Fransızca değil, İngilizce, Almanca böyle. Birkaç tane dil var. Çoğu diller vardı. Fransızca hoşuma gittiği için onu öğreniyorum. Sizin mesela İngilizce hoşunuza gidiyorsa indirin, İngilizce öğrenin. Almancayı da seviyordum. Onu da bir ara çalışıyordum. Ufak tefek bilgim var. İtalyanca da öğrenmeye çalışıyordum. İspanyolca falan. İngilizce de şey yapıyordum. Öyle karma bir çalışma düzeni kurmuştum. İyi kötü. Ama sonradan insanın hani bazen hevesle başlıyorsun, gitmiyor işte bir süre sonra. Öyle bir şeyler oldu. Daha da elimi sürmemiştim. Bu aralar yine başladık. Fransızca öğreniyoruz. Gayet güzel gidiyor. Vallahi böyle bir şeyler konuşuyorum, ediyorum, aktarıyorum sizlere ama hoşunuza gidiyor mu konular, sohbetler bilmiyorum. İsterseniz konuyu değiştirebiliriz. Şu aracı da bir sollayalım. Türk mü lan bu? Yok. Rambler. Renault T-Hike. Siyah. Bu şeyliklerin takmamış. Rüzgarlık yoktu araçta. Dikkat ettim. Rüzgarlıksız araç da hiç sevmiyorum ya. Aracı böyle güzel gösteriyor rüzgarlıklar. Diğer türlü kelmiş gibi duruyor araç. Hiç hoş olmuyor. Tabii bu zevk meselesi. Kişiden kişiye değişir. Biraz daha sosyal medyadaki durumlarımdan size bahsedeyim. Öyle sohbete de yolu bitirelim beraber. YouTube'da çok hani iyi ama
çok da iyi değil. Karışık böyle. Durum hakim. Gelişme açısından. Instagram'da tam tersi, Instagram uçuyor maşallah. Instagram'da bayağı iyiyiz. Takipçilerimiz de iyi, durumumuz güzel. 2100 küsür civarlarında takipçi sayımız var. Beni takip ederek, hem Instagram'ı takip edip hem de beni burada izleyen varsa hepinize selam yolluyorum. Etkileşim kurmaya çalışıyorum sizlerle Instagram'da. Günde bir veya iki paylaşım yapıyorum. Bazen hikayeler atıyorum. Böyle. Onun dışında DM'den bana yazanlar oluyor. Bu arada Barsan Global'in aracı var. Evet. Sağımızda Barsan'ın aracı var. Yakalayalım şunu. Muhabbet de bölündü. Kusura bakmayın. Barsan bizim Türk kardeşimiz. Benim gibi İtalya Bari'den gelmiştir. Igoumenitsa limanına inmiştir. Oradan da Türkiye'ye geçiyor benim gibi. Evet. Hayırlı yolculuklar sana. Toprağım. Türklere denk gelmek gerçekten güzel oluyor. Yurt dışında çalışıyorsak. Türkiye'de zaten sıradan. Bu arada sağ tarafa dikkat ettiyseniz deniz manzaralı. Güzel bir yolumuz var. Aşağıda Ege Denizi midir artık? Tam bilmiyorum. O kadarını. Güzel bir deniz manzaramız vardı. Sahil şeridi boyunca gidiyoruz. Yer yer içerilere doğru dalış yapıyoruz. Kavala'ya doğru gidiyoruz şu an. Kavala'dan sonra Dede Ağaç falan var. Bu arada Discordia'nın aracını gördüm sanki. Karşı şeritteydi. Bu aralarda bayağı Discordia aracı görüyoruz. Gördüğümüz zaman da Instagram'da sizlerle paylaşıyorum. Bilmeyenler varsa Discordia benim eski çalıştığım şirketti. Bilenler biliyor zaten. Böyle görünce bir insan duygulanıyor tabi. Zamanında bayağı güzel yolculuklar yaptık. Maceralar yaşadık Discordia firmasında. Bayağı yollar kat ettik. Yeri geldiği gergin anlara sahne oldu. Yeri geldiği heyecanlı dakikalar yaşadık. Güzel oldu. Güzel bir anım var Discordia firması ile. Evet dostlar, Kavala'yı da geçtik. Türkiye'ye çok yakınız artık. Gördüğünüz gibi tabelada da Türkiye yazıyordu. Şu an sınıra doğru yaklaşıyoruz. Instagram'da dediğim gibi iyiyiz. Etkileşim kurmaya çalışıyorum sizlerle. Bana soru soranlar oluyor DM'den. Cevaplıyorum. Muhabbet oluyor bazen. Öyle. İsteğiniz, şeyiniz varsa hiç çekinmeden bana ulaşabilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum. Konuşuruz, tartışırız. Canlı yayınlar belki ilerleyen zamanlarda canlı yayında yaparız. Belli olmaz. Bu arada evet, geldik. Sınıra geldik vallahi. Türkiye topraklarına çok yakınız. Bu arada lan ne oluyor? Adam yok oldu lan önümüzden. Vallahi da adam gitti lan. Bir anda ışınlandı. Tabii kuyruğu gördü. Işınlandı. Direkt Türkiye'ye geçti adam.
Vay be. Enteresan. Bu arada yakıtımız da az. Şaka maka. İyi geldik buralara kadar. Daha Fransa'da aldım yakıtı. Bizim garajdan aldım. Türkiye'ye kadar getirdi bizi. Şaşırdım doğrusu. Scania gerçekten iyi ekonomik bir araç bu anlamda. Evet, pasaport kontrolüne de geldik. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Pasaport ve geçiş belgelerinizi rica edeyim. Tabii ki. Bir dakika. Buyurun. Belgelerinizi kontrol ediyorum. Evet, bir sorun gözükmüyor. Geçebilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Yunanistan gümrük sahasından da geçişimizi yaptık başarıyla, sıkıntısız bir şekilde. Şimdi karşıya Türkiye sınırına doğru gidiyoruz. Burada köprüden karşıya geçince Türkiye, şu an bu köprü tam bir sınır niteliğinde geçiş noktası. Tampon bölgedeyiz. Evet, Türk bayrağımızı da gördük. Vallahi ne mutlu oldum. Anlatamam şu an. Kelimeler kifayetsiz. Türkiye, evet. Çok şükür. Türkiye'deyiz dostlar. Uzun bir aradan sonra Sıla'ya geldik. Türkiye topraklarına geldik. Evet, burada direkt transit geçiyoruz. Pasaport ileride herhalde kontrol edecekler. Aracımızda Türk bayrağı var, valla çok uyumlu oldu. Bununla ilgili bir klip de veririm size. Evet. Pasaport kontrolü. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Siz söylemeden ben hemen vereyim. Buyurun. Bilgilerinizi kontrol ediyorum. Sıkıntı gözükmüyor. Geçebilirsiniz. Ülkemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Vallahi bir şey söyleyeyim, bu oyun dahi olsa gurbet hissiyatını veriyor insana. Gerçekten heyecanlandım böyle Türkiye'ye dönünce. Vallahi içim şu an böyle neredeyse aktaramıyorum hani heyecanımı. Kusura bakmayın. Evet, petrol varmış burada. Girelim. Yakıtımızı bir dolduralım. Şöyle bir yarım yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yakıtımızı aldık. Aracımızı çalıştırdık. Evet. Welcome to Türkiye. Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir sollayalım. Uyuşukluk yapmayın kardeşim ya. Biraz seri olalım. Sen otobüssün yani. Tır neyse, tır anlarım, yüklü o. Benimki biraz boş gibi olduğu için hemen hızlanıyoruz. Evet, şaka maka Türkiye'deyiz ama Keşan tabelasını da gördük. Keşan'dayız şu an. Düz gidersek İstanbul'muş. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Evet, Fransızca navigasyonda Tenez la droite. İstanbul'da düzeltiriz. Türkçe'ye Sortez maintenant. ayarlarız. Keşan'dayız. Sınırdan da geçtik çok şükür. Özlediğimiz, ait olduğumuz topraklardayız. Sevinçliyiz, mutluyuz. Türkiye'm benim. Türkiye gibisi yok. Trakya kesimindeyiz. Trakya bölgesinde bereketli toprakların olduğu yerde. Allez tout droit. Evet, buradan düz ilerleyeceğiz. Hiçbir yere sapmadan.
Yollar güzel. Bu arada Yunanistan'dan ilk defa Türkiye'ye geçiş yaptığım için bu yolda ilk defa keşfediyorum. Güzelmiş. Bir önceki şeyde BMW ile gelmiştim Türkiye'ye. BMW arabamız vardı, beyaz bir tane. Onu sattık. Sonra Mercedes aldık da onu da satacağım. Yine BMW alırım. BMW'den vazgeçmem valla. BMW kırmızı çizgimiz. Buradan sola döneceğiz. Şöyle genişten dönüş alalım. Duralım burada. Bayağı da araç var lan. Türkiye'ye geldiğimiz belli oluyor. Oo, Mars Lojistik. Bu da tam tersi istikamete gidiyor. Yunanistan'dan İgumenistan'dan Bari'ye geçiş yapar. İtalya'da bir yere. Oradan Avrupa ülkelerine yükünü boşaltır gelir. Oğlum bir yol verin daha. Avrupa'yı aradım şimdi. Fransa'da, Almanya'da bir yerde olsak adamlar hemen yol veriyor. Burada öyle bir şey yok. Ah ulan Türkiye. Yapmayın böyle şeyler. Üzüyorsunuz bizi. Sola döneceğiz. Dönelim hemen. Fransa'da aracın burnunu bile sokmama gerek yok yola. Döneceğimi anlıyor zaten adam. Duruyor. Kibarca yol veriyor. Trafik kültürü gayet iyi Avrupa ülkelerinde. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir durum yok maalesef. Sağlık olsun ne diyelim. Evet, bu adrese de geldik. Yükümüzü, daha doğrusu Dorsey'i buraya bırakacağız. Diğer araç teslim alacak. Antalya'ya kadar götürecek. Geri geliyoruz. Kontrollü bir şekilde. Aracımızı yanaştırıyoruz. Şöyle bakalım. Gel abi gel 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 hop. Aracımızı da istop edelim. Tamamdır. Şimdi dorsemizi sökebiliriz. Dışarıda görüşürüz. Haydi dostlar, hep beraber dorse nasıl sökülür görelim. Burada bir kulp var. Kol var, onu çevireceğiz. Haydi bismillah. Evet, gördüğünüz gibi kollar aşağı indi, ayaklar. Şimdi aracımıza geçip yolculuğumuza devam edebiliriz. İstanbul'a kadar gideceğiz. Videomuzu da sonlandıralım burada. Evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abiento.